hocam. 3 maç 7 puan. Kasımpaşa evet. deplasmanından da gençler bir 3 puanla dönmeyi başardı. Dikte, evet. dikte kalma barajının üstüne çıktık. Daha çok erken ama evet 3 maç 7 puan bizim için iyi oldu. Çünkü en azından hazırlıklarımızı daha bir güvenli şekilde yapıyoruz. Tabii hala daha istediğimiz seviyede değiliz. Yani bu takımın potansiyeli daha iyi ve biz daha iyisini yapabiliriz diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda hem oyun olarak daha iyi şeyler sunabiliriz hem de fiziksel anlamda daha dirençli olabiliriz saha içinde. Çünkü lig her geçen hafta daha da zorlaşacak. Maçlarımız her geçen hafta daha da zorlaşacak. O yüzden bu zorluklara karşı hazırlıklı olmak durumundayız. İyi çalışıyoruz. Bütün oyuncularım bütün konsantrasyonlarıyla sahadalar. Antrenmanları da ciddi bir şekilde yapıyoruz. Maçlarda da işte bizim oyun anlayışımızı aktarıyoruz ki sahada da uygulamaya çalışıyorlar. Ve büyük kısmında da başarılı olduk. İşte yapamadığımız şeyleri de bundan sonraki maçlarda yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi önümüzde Cuma akşamı oynayacağımız Malatyaspor maçı var ki Malatyaspor'da bu ligin iyi takımlarından bir tanesi. Güçlü bir kadroya sahip ve oyun anlayışları da oldukça etkili. Onlara karşı da en iyisini ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah oradan da iyi bir sonuçla ayrılırız. Hocam bir kadroda Polamat'ın sağ bek oynaması, sağ açık oynaması. Yok, sağ bek değil. Bunu neye düşünerek yaptınız? Yani bu merak edilen bir konu olduğu için soruyorum. Kadroyu gördüğünüzde hepimiz şaşırdık. Evet. Ya şimdi tabii bir teknik direktör bütün hamlelerini ilk 11'den kullanmaz. Yani biz de Polamat'ı sağ önde oynatalım dedik. Onun direncinden, gücünden, fiziğinden ve şutundan faydalanabilir miyiz diye düşündük. Hem de orada CEO ile oynamaya alışan bir Erdem var. Yani oyun anlayışımız onun üzerine daha önceki haftalarda çok büyük bir farklılık olmaması açısından yani Polamat'ı orada daha uygun gördük ve onun gücünden, fiziğinden faydalanabildiğimiz kadar, rakibi yorabildiğimiz kadar yorup ondan sonra da çabuk oyuncularımızla topa sahip olan, ön tarafta çoğalıp şutu atabilecek ve oralara koşular yapabilecek oyuncularımızla ikinci yarı hamlelerimizi düşündük. Aslında düşündüğümüz her şey Kasımpaşa maçında gerçekleşti diyebilirim. Tabii sadece rakibin 1-0 öne geçmesi hesaplarımızda yoktu. Yani onu yemememiz gerekiyordu. Ama futbol hata oyunu ki bu hataları da zaman zaman bundan sonraki maçlarda da göreceğiz. Yani planladığımız her şey oluyor. Tabii ki her oyuncumuz bizim için kıymetli. Ben daha önce de söyledim. Hepsi bizim için ayrı değere sahip. Hangisinin özelliğine ne zaman ihtiyacımız olursa o zaman kullanacağız. Oyuncularımı farklı mevkilerde zaman zaman değerlendiriyorum. Bundan sonraki takımlarda da, bundan önceki takımlarda da bunu yapmıştım. Bundan sonra da böyle olacak. O yüzden bütün oyuncularım sahada bizim verdiğimiz görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edecekler. Biz onlardan zaten o mevkinin çok iyi bir oyuncusu gibi oynamalarını beklemiyoruz ama bize ne verebileceğini biliyoruz. Bizim için o yeterli olduğundan zaman zaman farklı mevkilerde kullanabiliyoruz oyuncuları. Siz göreve başladığınızdan beri forma şansı bulan bir Halil İbrahim Pehlivan var. Evet. Maçta da performansıyla aslında bayağı bir ilgi odağı oldu. Evet. Halil Boy'la ilgili söylemek istediğiniz ya şey memnunum. Halil İbrahim'in performansından memnunum. Ama tabii orada Polamat'la da bir yarışa giriyorlar. Evet. Güzel bir tatlı bir rekabet var aralarında. Dediğim gibi herkes sırası geldiğinde çıkıp en iyisini yapacak. Halil İbrahim de çıkışta olan bir oyuncumuz. Özellikleri var, yetenekleri var. Biraz üstü tozlanmış tabii burada. Şimdi o tozu temizlemeye çalışıyoruz. O da kendine güven kazanmaya başladı. İnşallah bir oyuncu daha kazanabilirsek ne mutlu bize. Takımda genel olarak kendine bir özgüven geldi diyebilir miyiz? Geldi tabii ki. Tamamında geldi. Yani sadece yani kişisel konuşmayı pek sevmiyorum. Yani sorduğunuz için hep cevap veriyorum ama takımın tamamında bir özgüven var ve tamamının da performansını arttırmak bizim hedefimiz. Yani sadece kişilere özel gelişim değil, takımın tamamını geliştirmeye dayalı çalışmalar yapıyoruz. Bundan da olumlu sonuçlar alıyoruz. Yani bize gelen analiz raporlarına baktığımızda da düşündüğümüz, istediğimiz her şeyde gelişim kaydettiğimizi görmek bizi mutlu ediyor. Şimdi her maç 3 puan attır mutlaka hedef ama gençler tabii. İlk yarının sonuna kadar planladığınız bir oyun var mı? Yok, hep söylüyorum yani bir puan hesabı yapmıyoruz. Hatta ben sıralamaya bile çok fazla bakmıyorum.
diyebilirim. Biz sadece oynayacağımız maçta sahada yapacaklarımıza odaklanıyoruz. Onlar zaten bize sonucu getirecek. Puanları da getirecek. O yüzden ligin sonunda bakarız bulunduğumuz yere. Geldiğimiz günle bugün arasında baktığımızda gelişimden dolayı memnunum. Yani her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışmalarımız aynı şekilde. Bundan memnunum. Fakat şu anda tam istediğimiz oyunu oynuyor muyuz derseniz yani zaman zaman bunu ortaya koyuyoruz ama 90 dakikaya henüz yaymış değiliz. Tabii. Teslim olmayacağız ve son ana kadar da durumu değiştirmek için çaba içinde olacağız. Oyuncularımızdan istediğimiz, beklediğimiz bu. Ya tabii her oyuncumuzun Avrupa'dan istenmesi ya da büyük kulüplerimizden istenmesi bizi mutlu eder. Sonuçta Gençler Birliği'nin zaten hedefleri arasında olan bir şey, oyuncu yetiştirmek. Yani ve bunu da bugüne kadar başarıyla gerçekleştirmiş bir kulüp. Biz bunu bilerek ve sevdiğimiz için buraya da geldik, tercih ettik. Biz de çünkü oyuncu yetiştirmekten yanayız. İnşallah yani sadece Berat değil, daha sonra başka arkadaşlarımızın da talep göreceği bir takıma sahip olacağız. Bu hafta yoktu ama takım kazanmaya devam etti. Düşme potasında yukarıya çıktı sonra takım. Neler düşünüyorsun? Sim, foi difícil ficar de fora, mas o importante era a equipa ganhar. Eu estava confiante porque temos bons jogadores, boa equipa, então foi importante esta vitória para nos dar um pouco mais de moral. Evet, dışarıda kalmak çok zor bir durum ama takım arkadaşlarıma güveniyordum. Bu hafta ellerinden geleni yapacaklarını biliyordum. Kazanmış olmamız çok güzel. Şu anda çok daha iyi bir durumdayız. En azından moral olarak çok daha iyi bir durumdayız. Şimdi derinliği olan bir kadro var aslında. Puan durumunda istediği yerde olmasa da bir teknik direktör değişikliği oldu. Ondan sonra kurguda bir değişiklik hissettin mi? Neler değişti gençler? Mudamos o técnico. O que você acha sobre a mudança? Sim, sabíamos desde o início que tínhamos boa equipa. Mas éramos muitos jogadores novos e custa sempre encaixar as peças, então acho que também a culpa não foi só do treinador, mas claro que a mudança cria sempre um ambiente diferente nos jogadores e tem estado à vista os resultados, temos trabalhado muito bem, o treinador tem-nos dado muita confiança e isso acaba por nos dar essa confiança que precisávamos e as vitórias também ajudam. En başından beri iyi bir takımımız olduğunu biliyordum zaten. Her zaman hep kaliteli oyunculardan kurulduğumuzu söylüyorduk. Fakat yeni kurulmuş bir ekiptik. O ekibin birlikte oynamaya adapte olması gerekiyordu. Bir şeyler oturtması gerekiyordu. Bu dönemde eski hocamızla beraber çalıştık. Ben suçun eski hocamızda olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yeni kurulmuş bir ekiptik. Bir şeyler bizim için daha çok yeniydi. O dönemde talihsizlikler de oldu bizim için. Şu anda yeni hocamızla beraber gayet konsantre bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bize güven aşılıyor her şeyden önce. Bazı eksiklerimizi tespit etti. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Şans ona göre futbolda ne kadar bir değişken? Você acha que sorte é importante no futebol? Claro que sim. Tínhamos feito bons jogos, mas a sorte não estava conosco, não conseguíamos fazer golos. Mas agora a sorte está a voltar porque também a procuramos, trabalhamos para isso e graças a Deus está a voltar para nós a sorte e espero que continuemos neste caminho que é importante para nós. Tabii ki futbolda şans çok önemli. Birçok iyi oynadığımızın maçta şans yanımızda olmadığı için maçı çevirememiştik. Şu anda şansımızın döndüğünü de düşünüyorum ama şu çok önemli bir şey. Aynı zamanda çok çalışmanız gerekiyor. Gerek antrenmanlarda gerek maç sırasında yoğun bir şekilde çalışmanız ve zorlamanız gerekiyor. Şans size ancak o zaman yardımcı oluyor. Adam formayı kaptı sonunda. Aynen abi, çok şükür. Ve istatistiklerde de bu hafta örnek gösteren Beyin Sport'un kadrosuna girdin, en iyi 11'ine. Neler hissediyorsun? Yani yıllardır beklediğim bir şeydi aslında bakarsan. Biz de seni bekliyorduk bu formayı almanı. Yani abi senin de dediğin gibi ben de yıllardır bugünü bu fırsatı bekliyordum. Fırsat geldi, iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Tabii önemli olan bundan sonrası için bu fırsatı devam ettirebilmek önemli. İnşallah ben de devam ettireceğimi düşünüyorum. Elimden gelenin de en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takımdaki çıkışı neye bağlıyorsun? Yani 3 haftadır 7 puan aldı takım. 9 haftada aldığından daha fazlasını topladı. Ve doğru, futbol olarak da geliştiriyor kendisini. Neye bağlıyorsun? Yani biz zaten Mustafa Hoca ile de beraber gerçekten çok iyi maçlar oynadık. Ama bir türlü sonucu yansıtamıyorduk. Hamza Hoca'nın gelişiyle birlikte de iyi oyunumuzu devam ettirdik. Bu sefer sonucu yansıtmaya başladık. Bu da tabii 3 haftada bizim 7 puan almamızı sağladı. Yani futbol tamamen sonuca odaklı bir oyun. O yüzden sonucu yansıdığı zaman işler yolunda gidiyor. Ona bağlıyorum yani, sonuca bağladığımız için
oynadığımız güzel oyunu. Şu anda her şey güzel gidiyor, olumlu gidiyor.